Merhaba sevgili seyirciler, Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Zekai Durak. Değerli seyircilerimiz, stüdyo konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Sayın Erdem Karakoç. Sayın Karakoç, şeref verdiniz. Sağ olasınız. Efendim, malumunuz üzere gündemimiz bomba gibi. Bir taraftan sınır ötesi harekat yapıyoruz. Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir tarafta ise iç gündem olarak yoğun bir gündemimiz var efendim. Öncelikle Türkiye'de iç gündemden başlayalım istiyorum. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi noktasında muhalifin ve birçok sivil toplum kuruluşlarından özelleştirilmesin diye tepkiler gelirken, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yıllardır hizmet eden ve bu davaya ömrünü veren ve bu dava için cefa çekenlerden bir tanesisiniz. Siz neler düşünüyorsunuz efendim? Türkiye'nin şeker fabrikalarıyla ilgili esas sorunu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ya da kamuda kalması değil. Şeker fabrikalarıyla ilgili esas sorunumuz Amerikalıların yıllarca önce bize dayatmaya çalıştıkları mısır özünde glikoz üzerine üretilen şekerin nişalı daha ucuz şekilde piyasalarımızda kullanılmasına dönük ve pancar şekerinde üretilen şekerin onunla rekabet edemeyişinden kaynaklanan bir sorunumuz var. Ama pancar şekerinde üretilen şekerin doğallığı, sağlığa uygunluğu anlamında ayrıca çok yaygın bir kesim tarafında da üretilmiş olmasının getirdiği bir durumdan dolayı Türkiye'nin şartları ne olursa olsun şeker fabrikalarını şey yapması lazım. Devam etmesi, devam etmesi lazım. Ama burada çok özel, çok kapalı, çok kamulu meseleden ziyade Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeyle ilgili önlem alması lazım. Şeker pancarı dışında çok ucuza üretilen ama sağlığa elverişsiz olan özellikle de Amerika'nın piyasada N5'e denilen şekere karşı şeker pancarının ve şekerin, Türkiye'deki yerli şekerin korunması, himaye edilmesine dönük bir esas tavrımız var. Peki efendim, şeker fabrikaları özelleştirildiği zaman şu anda devlet kontrolünde olan bu fabrikaların verimi malum belli. Özelleştirildiği zaman size göre verim daha da mı artar? Hayır, daha kaliteli mi olur? Bak, şunu diyorum ki devlet, bu bir hesap kitap işi. Devlet uzun dönemde bu şeker fabrikaları ilgili bir gevşeme içerisinde. Evet. Şu an bu konu daha ciddi anlamda şey yapıyor. Mevcut iktidar özelleştirmenin bir kolay, daha iyi bulabileceği kanaatinde. Ama karşı iddialar da var. Evet. Ama benim şu an kişisel görüşüm, özelim ve kamunun çok iyiliği ya çok verimliliğinden ziyade ya Türkiye'ye çok yararlılığından ziyade Türkiye'nin diğer rekabet gücünün düşürülmemesi. Bu bir kısım yerler kamuda kalarak eğer özele geçtiği zaman üretimin düşeceği bölgeler var ise o anlamda olur. Onun dışında topyekün özelleştirmeciyiz, topyekün kamulaştırmacıyız mantığı Türkiye için çok şey değil. Yıllardır Türkiye'de özelleştirmeyle ilgili yapılan tartışmaları çeşitli alanlarda izlemişiz. Evet. Türkiye eğer bir kısım kuruluşlarını özelleştirdiği zaman bu kuruluşlar kapanacaksa ona müsaade etmiyorlar. Bu da bir hesap kitabı işi. Hesabı kitabı bölgelere göre yapmak lazım. Ona göre Türkiye bir hesap yapıyor. MHP şimdilik bu işte acele edilmesinin sakıncalı olduğunu düşünüyor. Evet. Özelleştirilmenin bir süre daha askıya bağlanması gerekir. Bu işin hesabının kitabının çok iyi yapılması. Gerekir. Öncelikli olanın bu kuruluşların ve şeker pancarcılığının yaşatılması gerekir. O zaman efendim biraz sizi geriye götürmek istiyorum müsaadenizle. 7 Haziran seçimlerine gidelim. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin tek başına iktidar olamayışıyla sonuçlanan bir seçim gördük. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam Sayın Davutoğlu'nun genel başkanlığında yapılan bir seçimdi ve tek başına iktidar olamadı. 35 gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ile hükümet kurma noktasında bir görüşme sağlandı ama neticeye varılmadı. Fakat yine Ahmet Davutoğlu Bey, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey ile hükümet kurma noktasında 2 gün bir görüşme sağladı. 2 günün ötesinde de Sayın Bahçeli hükümetin kurulmayacağını, ivedilikli seçime gidileceğini açıkladı. Evet.
Ben tam burada bir şey sormak istiyorum efendim. Bu görüşmenin hemen ardından kamuya yansıyan bir takım çarpıtmalar oldu. Bizzat Celal Adam Bey şöyle bir ifade kurmuştu. Sayın Davutoğlu, yapmış olduğumuz görüşmeyi müsaadenizle ben kamuoyuyla paylaşmak istiyorum denildiğinde Devlet Bey buna uygundur demiştir ve müsaade etmiştir. Ama Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarının doğru olmadığı, gerekli 4 tane şartın Milliyetçi Hareket Partisi'nin öne koyduğunu dahi söylemeyerek burada bir çarpıtma oldu. Ve akabinde de Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığı iptal oldu ve 1 Kasım seçimlerine gittik. Yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a, 1 Kasım'dan 15 Temmuz'a doğru devam eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'ye kısmen de olsa desteklerini görüyoruz efendim. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bizim 7 Haziran gününün ilk gün söylediğimiz söz var. Evet. Biz sonuna kadar bu sözümüz arkasındayız. Dedik, ne dedik? İktidar Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP. Oylarınız 83.6. Milletvekili sayınız 470. Bununla çözüm diye çözümü bayraklaştırdınız. Bizim ihanet dediğimiz çözümü. Türkiye böyle gidemez. Bir terör örgütünü temsil eden 80 milletvekili mecliste bu anlamda meşru sayılamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetecek olan partiler çözüm diye ihaneti bayraklaştıramazlar. Üçüne de canınız cehenneme dedik. Çözümcü olan herkese dedik ki canınız cehenneme. Bizimle yol yürümek isteyen, bizimle işbirliği yapmak isteyen mutlaka ihanetten vazgeçmek zorunda demişiz. Nedir o? Oslo'yu, Habur'u, Dolmabahçe mutabakatını gömeceksiniz. Barzani ile olan ilişkileri askıya alacaksınız demişiz. Ahmet Davutoğlu'nda o kumaş var mı? Hayır. Bugün bile görüyoruz ki daha Barzani'ci. Biz 2 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti Barzani'yi kulağında tutup Kerkük'ten gönderdiği zaman ya bizim esas muhatabımız Barzani olmalıdır diyen bir mantığın sahibi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bu işlere teşne. HADEP ise zaten terörle ilişkilerini kesmemiş bir parti. Şimdi şu görüşme oldu, bu görüşme oldu. Hangi görüşme olursa olsun, hangi iddialar ortaya konulursa konulsun, bizim tek bir şey. Bizimle Türkiye'nin meseleleri üzerinde siyaset yapmak isteyen, bizimle uzlaşmak isteyenin böyle şartımız. Nedir efendim? Çözüm sürecini terk etmeniz. İhanet sürecini. Yani Oslo'yu, Dolmabahçe mutabakatını, Habur'u reddetmeniz, Barzani ilişkileri askıya almanız, bu coğrafyada nasıl Allah'ın ortağı olmaz ise, bu coğrafyada inananların bir tek Allah'a var ise, bu coğrafyada oturanların bir tek milleti var. Bu coğrafyada Allah'ın yanına ikinci Allah tövbe neuzubillah iddiasına olanlara biz ne deriz? Müşrik deriz. Evet. Türk milletinin ortağının olduğunu iddia etmek de bir müşrikliktir. Bir başka eş koşmaktır. Ne? Milletimizin ortağının olabileceğine düşünmek. Halbuki biz 22 milyon kilometre karelik vatan toprağının 780 binini çok ağır bedeller ödeyerek ayakta tutabilmişiz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bize 780 bin kilometre karelik vatan toprağı emanet etmişler. Hem de milli devlet bağlamında temin etmişler. Evet. Halkların birleşikliği devleti değil. Bir tek halk vardır, bir tek millet vardır. Yine şeyin deyimiyle. Şu an meşhur tarihçi İlber Ortaylı diyor ya, ben şu Türkler, Lazlar, Çerkezler diyen insanlara hayret ediyorum diyor. Evet. Böyle bir şey olamaz diyor. Bir ülke ki insanlarının %98'i Türkçe kaset dinler. İnsanlarının %100 Türkçe okuma yazma bilir. Evet. İnsanlarının %100'ü Türkçe anlaşır diyor. O ülkenin adı Türk ülkesidir. O ülkede yaşayan insanların adı Türk milleti. Türk milleti. Ama efendim Mustafa Kemal bize bu cumhuriyeti kuran halka Türk denir diye bir emanet bırakmış. Evet. Anayasamız bize vatandaşımızı Türk sayan bir mantık koymuş ortaya. Şeriatımız bize ne diyor? Biz Hazreti Adem evladıyız. Hazreti Adem'in Türkçe anlaşan ve alnı secdeye varan çocuklarına biz Türk diye algılıyoruz. Evet. Biz Türkler olarak algılıyoruz. Bunun içinde yedek bir millet, yedek bir toplum, başka bir toplum mantığını 3 parti reddetmemişti. Ayak direttik.
çok şey kaybetti. 40 milletvekilimiz gitti. 2,5 milyon oyumuz kaybetti. Ama Türkiye kazandı. Ne yaptık o günden beri? O günden beri Cumhurbaşkanımız 6 görüşme yapmışız. Bir, ifadesi alınmayanların ifadesini al demişiz. Alınmış mı? Bizim ifademizi alamaz hiç kimse. Bizim arkamızda örgüt var diyenlerin ifadesini alabilmiş miyiz? Evet. Türkiye'de o. Ve eş bu şehirlere bu şehirlere girilmez denmiş. Devlet Bey mühlet verin bir görüşmede. 3 gün içinde terk etmeyenin omuz üzerinde başını, taş üzerinde taşını bırakmayın demiş. Gereği yapılmış mı? Evet. Sur'da, Dişle'de, Nusaybin'de. Sonra ihtilal gecesi. Evet efendim. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeliği yapmış bir babanın evladı olan Halis bir Türkmen çocuğu Ömer Halis Demir, bu FETÖ'cülerin beyni olan Semih Terzi'nin beynine özel kuvvetlerde çakmış bırakmış mı? Evet. Zaten çaktığı an ihtilalin bittiği andır. Çaktığı ana kadar olan süreç Türkiye'nin nefesinin kesildiği andır. Şimdi sonra ne yapmışız? Demişler ki kantoncuklar kuruldu. Türklerin kuşu bile bizden izinsiz güneye uçamaz demiş. Kim demiş? Küresel gücün uşağı, 2. İsrail devleti kurma hevesleri demiş. Devlet Bey Suriye'nin kalbine mızrak gibi inin demiş. Cerepus'tan başlamışız. Elbaba kadar yürümüşüz. Oradan dönmüşüz İdlib'e. Şimdi Afrin'deyiz. Evet, Afrin. Kerkük'te üzerimize düşen yapmışız. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Kemal'in güzel sözü var ya. Söz konusu vatansa gerisi teferruat demiş. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. MHP bu anlayış. MHP siyasetini yaparken de çok açık siyaset yapıyor. Bugün bir insanla işbirliği halindeyiz. Kiminle? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla. Niye işbirliği halindeyiz? Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen bütün tehditlere bizim gözümüzle bakıyor. Yani Türk milletinin gözüyle bakıyor. Pazarlıklarla değil. Eski bakış açısını bıraktı artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye gözüyle bakıyor diyorsunuz efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanının yapması gereken çizgide bakıyor. Bize de ne lazım? Biz ne diyorduk? Ülkücüler o. Ya ülkücüler devletleşecek ya devlet ülkücüleşecek. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün Kızılelma'ya yürüyorsa, Kızılelma'yı genel başkanımız işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti o çizgide yürüyor ise bizim Karadenizli gibi yapma hakkımız var. Karadenizli ne demişler? Emüce demişler. Ne yapıyorsun? Dalga sayıyorum demiş. Kaç oldu demişler? Geçen geçti. Gelen bir. Bismillah. Türkiye'de Ahmet Davutoğlu bir besmele çekemedi. Abdullah Gül Bey bir besmele çekemedi. Bülent Arınç bir besmele çekemedi. Bu milli meseleleri ilgili. Ama efendim, daha tereddütleri devam ediyor. Ama bir insan ve genel başkanımız besmeleyi çektiler, yola koyuldular. Hallacı Mansur ne demiş? Hallacı Mansur diyor ki teklik Allah'a mahsus. İki kişi omuz omuza verin diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve İktidar Partisi Genel Başkanı bugün sırt sırta vermişler. Türkiye'nin hemen yanı başında ülkemizi yakmak üzere tutuşturulmuş olan Nemrut'un ateşini söndürmek üzere yola koyulmuşlar. Geçen Afrin'e yürüyen askerlerimiz ne diyorlardı? Nereye gidiyorsunuz dediklerinde Kızılelma'ya. Söyleyecek bir sözünüz var mı dediklerinde beklemesinler bizi demişler. Şimdi bizim tarihimizde Kızılelma nasıldır? Yeniçeri'ye sorarlar. Sefer nereye? Kızılelma'ya. Kızılelma neresi? Han'ın işaret ettiği yer. Bugün Kızılelma neresi? Genel Başkanımızın işaret ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin durduğu yerdir. Yürüdüğü yerdir. Yani misaki millidir. Evet. Yani Osmanlı'nın gönül coğrafyalarımız. Osmanlı'nın son meclis-i mebusanının almış olduğu bir misaki milli kararı var. Yani milli yemin kararı var. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kurulduğunda hemen bu karar üzerine yeni bir karar çıkarmıştır. Osmanlı'nın son meclis mebusanının kabul etmiş olduğu milli yemin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kabul etmiş olduğu milli yemindir. Ve bugün bu
milli yemini sanki yeniden Türkiye'nin milli yemini haline getirecek şekilde genel başkanımız 2012'de Afrin'den başlayıp Kandil'e kadar diyor. Bir ilal hattı çizilmeli. Burada Türkiye parmak kaldıran herkesin parmağı kırılmalı. Türkiye tabi olmayanın diyor omuz üzerinde başı bırakılmamalı. Efendim askerlerimiz orada Özgür Suriye ordusuyla bu harekatı düzenlerken iç siyasetten ana muhalefet partisi genel başkan yardımcılarından yanılmıyorsam Öztürk Yılmaz Bey'in Özgür Suriye ordusunun El Nusra bağlantılı bir terör örgütü olduğunu da iddia ederek öne sürdü. Siz ne diyorsunuz efendim bu konuda? Bizim adım. Daha önce biliyorsunuz IŞİD'in de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kontrolünde olduğu söylenmişti. Evet. Türkiye vurdu geçti. Evet. Bir tanesi ağzını açamadı. Şimdi bizim CHP'liler bunlar sabıkalı. Neyin sabıkalısı? PKK'yla aşına fişine olmanın sabıkası var bunlarda. Erdal Ünün'ü günde 30 tane vatan evladı PKK tarafından şehit edilirken 1991'de PKK'nın 22 tane adamını Leyla Zana ve başta olmak üzere 22 kişiyi milletvekili olarak meclise taşımadı mı? Taşıdı. CHP'nin listesinde. Bunlar bugün aynı o mantıktalar. O mantık devam ediyor. Bu mantıkta bunları ayırmak mümkün değil. YPG terör örgütü mü? Soruyorlar. PYD terör örgütü mü? Soruyorlar. Net bir karar veremiyorlar. FETÖ terör örgütü mü? Söz söylemiyorlar. Ama ÖSO gelince niye ÖSO? Bugün 150 yakın şehidimiz var. 40'ı Türk ordusunun resmi askeri. 110 tanesi ÖSO'lu bizim evlatlarımız. Bizim adımıza savaşan bizdendir. Evet. Emir, komuta herhangi bir terör örgütünün alınmıyor. Efendim bu insanlar çok dindar olabilir. Dindar bilmiyoruz. Efendim. Yok. ÖSO ile ilgili iddialar her neyse. Ama saçma sapan bir şey bizim için 110 tanesinin şehit olduğu bir grubu ancak Türk milletinin düşmanları, ancak PKK seviciler, PYD seviciler, FETÖ seviciler bu şekilde değerlendirebilir. Onun için Türk askerine ve Türk askerine tabi olan, Türk askerinin emir komuta zinciri içerisinde hareket eden bu yerli halkı saygıyla selamlamak lazım. Uzun dönem demiyorlar mı ki? Ya bu Suriyeliler burada ne geziyor? Evet. Savaşa kabiliyetli olanlarını hemen savaşa alalım. Aha, aldık işte. Aldık ve bizim adımıza savaşıyorlar. Onlar aslında... Kendi adlarına savaşıyorlar. Kendi vatanlarını İki, muhafaza ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla ne diyorlardı? Bu cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse Suriyelilerin hepsi vatandaş olacak. Türkiye şimdi Afrin hareketiyle beraber diyor ki biz Afrin kuşatmasını bitirdikten sonra en az 1 milyon insanımızı Suriye'den gelmiş insanı geri gönder. Oraya yerleştireceğiz diyor. Evet. Onların yaşayabileceği zemini oluşturacağız diyor. İnşallah bunun en az 2,5 milyonunu şey yaparız. Yani Türkiye'de işini gücünü kurmuş, Türkiye'ye yük olmamış insana bir şey demiyor. Yani katma değer katan insanlar da kalmasın. Yok. Mahsur yani yok sonuçta diyorsun. Türkiye bütün mazlumların himaye gördüğü bir ülkedir. Mazlumluktan çıkaralım, garibanlıktan, çaresizlikten çıkaralım, çareli hale getirelim, onu şey yapalım. Şimdi Türkiye'de bu bizim CHP'lilerin iddiasının tersine ÖSO bizim için savaşıyor. Savaşması gerektiği şekilde savaşıyor. Oradaki her dikilen Türk bayrağı mazlumların gölgesinde serinleyeceği bir bayrak oluyor. Evet. Buradaki sadece Türkiye'deki Suriyeliler değil. Orada da Türkiye'ye gelmek üzere Türkiye'ye gelmekten başka çaresi kalmayan insanlar için de bir umut oldu. Bir gölgelik oluyor. Bir efendim gölgelik. Özgür Suriye Ordusu komutanının bir açıklaması vardı. Basına da yansıdı ve büyük de ses getirdi. Ben böyle bir ordu görmedim demişti Türk Silahlı Kuvvetleri için. Buradaki operasyonu istese 3 günde Afrin'i yerle bir edebilir ama o kadar ince, o kadar mazluma ve sivil halka saygı duyarak onları incitmeyerek bir hareket kabiliyetleri var ki hayran oldum demişti. Hatırladınız Türk mı? Türk töre demek. Evet. Türk töreli demek. Yani yasalı demek, yani şeriatı olan demek, yani hukuku olan demek. Biz eşkıya sürüsü değiliz ki. Biz tarihimiz boyunca hiç çetecilik yapmamışız.
Biz savaşın kitabını yazmış bir milletiz. Ve savaşa da hukuk savaşın, getiren bir milletiz galiba. Savaşın kitabını yazmış bir milletiz. Bizim savaştığımız yerde mazlumlar zulüm görmez. Bizim olduğumuz her yerde mazlumların ahı göğe yükselmez. Biz Sur'da, Dişle'de hendekler kazıldığında bir tek vatandaşa zulmettik mi? Hayır. Bir tek vatandaş. Niye biz insanlarımız barışık? Türkiye Cumhuriyeti devlet olmanın gereğini yapıyor. Töreli olmanın, şeriatlı olmanın, yasalı olmanın, hukuklu olmanın yolu gereğini yapıyor. Bugün dünyanın neresinde operasyon yapacak olsak biz kendimizi kurtarmak için mazlumları yakmayız. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın küller üzerinde kurulurken de biliyorsunuz neyin devleti olarak kuruldu? Bir milli Türk devleti olarak. Evet. Ama bütün Müslümanlara dayanışma yapabilecek, bütün mazlumların umudu olabilecek bir devlet. Bugün yine biz Türk'ün devletiyiz. Müslümanın umuduyuz, mazlumun umuduyuz. Efendim o zaman... Efendim, iş siyasette Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli seçiminde aday göstermeyeceğini ve Recep Tayyip Erdoğan Bey'i destekleyeceğini açıklarken bazı yorumcular, gazeteciler, bu işte kendini uzman olarak atfedenler Devlet Bey'in çok erken bir açıklama yaptığını, aslında bir siyasi partiye bu tarz açıklamanın yakışmadığını ifade ettiler. Siz bu anlamda neler söyleyeceksiniz efendim? Biz bir tarihiz. Biz bir hareketiz. Ve geleneğe olan bir hareketiz. İlk Cumhurbaşkanı adayı Milliyetçi Hareket Partisi ne zaman çıkarmış? 1965 yılında. 11 milletvekilimizin mecliste olduğu, o zaman Cumhurbaşkanı'nın mecliste seçildiği sistemde Başbuğ Alparslan Türkeş aday olmuş. 11 oyun 11'ini almış. Evet. Ama mevcut başkanın seçilme, o zamanki seçilen Cevdet Sunay'ın ne seçilmez üzerinde etkili olmuş, ne de engellenmesi üzerinde etkili olmuş. 1965'ten sonra biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu bir hesap kitap işidir. Sonuç alacağınızı, sonuç almak ne demektir? Ya kendiniz seçilirsiniz ya da birilerini siz seçtirirsiniz. Şimdi bizim en son almış olduğumuz oy 11.9. Evet. 11.9 25'lere tırmanacak gibi. Ama bu seçmen nereden alınacağımız seçmen? Sağ seçmenin mecliste MHP'ye doğru bir yönelişi var. İş Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince, iki buçuk yıldır büyük didişme, iddialaşma içerisinde olduğumuz CHP'li ve HDP'li seçmenin gelip bizim adayımızı destekleyeceğini, yani hesabı kitabı ona göre yapmıyoruz. Yani HDP gelir, CHP gelir, Tayyip Bey'e olan kızgınlığı dolayısıyla bize oy verir mantığında değiliz. Hesabı kitabı ona göre yapmıyoruz. Biz hesabı kitabı 1965'ten 2018'e kadar gelmiş bir hareket olarak ve ilk seçimde mecliste Cumhurbaşkanlığı'na aday çıkarmış, kendi genel başkanına aday çıkarmış bir hareket olarak ikinci hamleyi 2007 seçimlerinde yapmışız. 2007 hamlesinde yine bir hesap var. Nedir o hesap? Vesayet güçleri bu mecliste meclis çoğunluğu olanlar Cumhurbaşkanı seçemez demişler. Biz de seçilecek demişiz. Bize yapılan baskılar elimizin tersiyle itmişiz. Ne Mehmet Ağar gibi ne Erkan Mumcu gibi. Çünkü daha önce bir oylamada ikisi çekimser kaldılar. Cumhurbaşkanı seçiminde evet, hatırlarsanız. Evet, hatırlıyorum. Biz meclise girdik çatır çatır. Sebahattin Çakmakoğlu Bey'i aday gösterdik. Mevcut meclis çoğunluğu kendi Cumhurbaşkanı seçmiş oldu. Şimdi bugün de biz kendi Cumhurbaşkanı adayımızı, siyaset bir mantık ve matematik işi. Matematik şimdi bizim bu anlamda mevcut iktidarın karşısındaki oyları toplayabileceğimizi işaret ediyor mu? Etmiyor. Bana etmiyor. O zaman biz, başta dedim ya siyaset, ya kendinizi seçtirirsiniz ya da seçileni seçtirirsiniz. Evet. Yani sizin gösterdiğiniz. Biz şimdi mevcut Cumhurbaşkanı işaret ediyoruz. Zaten
özellikle 16 Haziran'dan sonra 16 Haziran Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile ilgili yapı bizim önerdiğimiz bir sistem. Bu anayasayı gündeme kim getirmişti? Cumhurbaşkanı, genel başkanımız getirmişti. Evet efendim, hatta bir süre raflardan AKP'liler, kalkmıştı. CHP'liler bu nereden çıktı böyle bir şey? Herkes ne gerek vardı? Herkes şaşkına uğramıştı. Genel başkanımız çıkardı. Hatta şöyle dediler. İktidar partisini boşluğa düşürmek için çıkarılmış bir öneri dediler. Önerge dediler. Düzenleme dediler. Genel, sonuçta biz mecliste de halk oylamasında da sonuna kadar arkasında durduk. Genel başkanımız sonuna kadar arkasında durdu. Böyle bir yönetim biçimine geçtik. Yani bunu çok da aksatırsan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olduk. Cumhurbaşkanlığı sistemine, hükümet artık başbakanlık sistemi üzerine yürümüyor. Doğrudan Cumhurbaşkanı hükümetin başkanı. Ve bakanları doğrudan Cumhurbaşkanlığının atadığı bir sistem. Efendim, eğer müsaade ederseniz sırasıyla oraya gelelim. Sayın Devlet Bahçeli Bey yapmış olduğu grup toplantısında getirin bakalım şu sistemi de görelim dediğinde bütün Türkiye ve siyasi partiler büyük bir şaşkınlık ve şok içerisindeydi. Evet. Evet, tekrar gündeme getiren Sayın Bahçeli'dir. Ama akabinde devam eden bir süreci hatırlatmak istiyorum. O dönemde bugün İyi Parti'yi kuran Meral Hanım, Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan olmak üzere harekete geçtiğinde ve AK Parti'nin işte bir takım o 7 Haziran'dan sonraki kaybında ve referandumun hemen ardından elde ettiği küçük farkla oylamasında muhalefet şöyle söyledi. Devlet Bey Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini getirerek kendi koltuğunu sağlamlaştırdı. Tayyip Bey Milliyetçi Hareket Partisi'nin istek ve arzularına yönelerek de 2019'da yapılacak olan seçimde koltuğunu sağlamlaştırdı. Bu anlayışa ve bu eleştiriye neler söylersiniz efendim? Doğru bir eleştiri midir bu? Şimdi doğru eleştiri demek için adı geçenlerin ciddiye alınması lazım. Bir kere adı geçen insanları ciddiye alacak halimiz yok. Biraz önce başta dedim ki sizinle program başlamadan önce bir insanda bir fikir olur. Bir insanda bir değerlendirme yetisi olur. Fikir ve değerlendirme yetisi olmayan insanları değerlendirmeye tabi tutmaya bile gerek yok. Biz neyin niçin yaptığımızı biliyoruz. Türkiye'nin artık parlamenter sistemle yürütülmesi mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti PKK'nın 80 milletvekiliyle meclise taşındığı mezhepçi mantığı yanına alıp yüzlerin üzerinde oy mecliste oy gücüne kavuşacağı bir sistemle Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetilmesi mümkün değil. Evet. Biz can havliyle Cumhurbaşkanlığı yönetim biçimine geçecek şekildeki meseleyi ısrarla söyledik, ısrarla takip ettik ve ısrarla getirdik. Bizim için Cumhurbaşkanlığı yönetim biçimi vazgeçilmez bir yönetim biçimi. Türkiye için gerekli bir biçimi, gerekli bir şey. Yani 3-5 milletvekiliyle değil, yüzlerce milletvekiliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetine müdahale edecek küresel gücün oyuncağı olmuş. Küresel gücün işaret ettiği anlamda terörle ilişkileri kesmemiş. Ve yürüttüğü siyaset tek devlet, tek millet anlayışına değil, farklı milletler, özerk yapılar, hatta bağımsız devletlere gidecek model oluşturmuşların mecliste rahat rahat oturup siyaseti o anlamda yönetime karışacakları bir sistemi etkisiz kılmak gerekiyordu ve gereğini yaptı. O didiklerinin beyni bile böyle bir şeyi tahayyül edemez. Beyni. O dediği insanlar var ya, genel başkana ve cumhurbaşkanına eleştiri getirenler, bizim beyni bu işleri nasıl işlediği ilişki zerre kadar fikir şeye sahip değildir. Mantığa sahip değil. Peki efendim, Meral Hanım İyi Parti şu anda der ki biz barajı aşacağız ve %16'lık bir oy ile meclise gireceğiz dediler. Size göre Meral Hanım Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını bölebilir mi efendim? Meral Hanım'ın savundukları ülkücülerin fikirleri değil ki. Ülkücü kızıl elmaya diyor. Dün televizyonda şey izledim. Yaralı bir askerimizi aykır ayıkmaz Bozkurtlar ulusun, Allah Türk'ü korusun diye söylüyor. Bozkurtlar ulusun, Allah Türk'ü korusun. Adını bahsettiğin hanımefendi ne diyor? Afrin'e diyor, siyasilerin çocukları gitsin diyor. Çocukların, vatandaşın çocuklarının ne işi var diyor.
Bir kere bir Türkiye'ci yöntemin, ülkücü yöntemin yolu nedir? Türkiye'nin düşmanlarıyla uzlaşmak değil. Var ise gücünüz vura vura yürümek. Bugün Devlet Bey'in ve Tayyip Bey'in yürüdüğü çizgi Başbuğalparslan Türkeş'in de işaret etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti devlet mantığının çizgisidir. O çizginin dışında kalanların Milliyetçi Hareket'in herhangi bir mensubu tarafından ciddiye alınması hiç mümkün değil. Ha diyeceksiniz ki dün bazıları bu işi ciddiye almıştı. Dün bazıları ciddiye almıştı. Alanların yaptıklarının boş şeyler olduğu anlaşıldı. Sonuçta ne yaptık biz bunları? Bunlar bizden ayrılmadı. Biz ihraç ettik gönder. Evet. Bugün orada Milliyetçi Hareket Partisi'ne giden kitle yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kovduğu kişiler var. Şimdi dün oylamalar sırasında bütün belediyelerimizde bir zihin karışıklığı, delegelerimizde bir zihin karışıklığı oluşturmaya dönük bir hamle var mıydı? Vardı. Bugün belediyelerimizden bir tanesini yerinde kımıldatmak mümkün değil. Niye? Devlet Bey'in işaret ettiği çizginin ne anlama geldiğini ilk önce belediyelerimiz anlamış oldu. Efendim? MHP'liler anlamış oldu. Ülkücüler anlamış oldu. Dün iktidarla olan iktidarın kim hoyraça tutumundan yakınan MHP kökenli insanların bir kısmı daha MHP siyasetini anlamama konusunda bir ısrar sergiliyorlar mı? Sergiliyorlar. Ama iş şeye geldiği zaman bakıyorum. Bugün kaç kişiyi biz ihraç ettik? 4 kişi ihraç ettik oradalar. Kaç kişilik meclis grupları var? 5 kişi. 5 kişi. Bir tanesi CHP'li soytarı. 4 tanesi MHP'nin ihraç edip buradan uzaklaştırdığı adam. Başları kim? MHP'nin ihraç ettiği adam. Evet. Sonuçta MHP'de bir hesap kitap yapıyor. MHP önce ülke için hesap yapıyor. Sonra partisi için yapıyor. MHP yürüttüğü siyasetle bugün Milliyetçi Hareket Partisi bugün seçim olduğu zaman Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en büyük partisi olacak. Türkiye 1999'daki mutabakata ulaşmış durumda. 99'da sağın en büyük partisi kimdi mecliste? 99'da. DSP. Hayır, sağın. Sağın MHP. MHP. Yerel yönetimlerin en büyük partisi kimdi? Yine Fazilet Partisi. Fazilet Partisi vardı. Evet. %23 almışlardı. Milletvekilliğinde %15 almışlardı. Bak. Belediyelerde 23, yerel yönetimlerde 15 almıştı. Milli görüş çizgisi. Yani muhafazakar çizgi. MHP ne yapmıştı? Mecliste Türkiye'nin en büyük partisi olmuş. Sağın en büyük partisi olmuş. Evet. Bugün ne olacak? MHP yürüttüğü siyasetle çok bedeller, ağır bedeller ödedi. Ama geldiği çizgi sağın değil. Meclisin en büyük partisi olarak geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağın en büyük partisi olarak geliyor. Cumhurbaşkanlığı meselesinde de sağ seçmen kendi başkanına razı. Bizim hamlemiz öncelikle meclisin en güçlü grubu olmak. Ve Allah'ın izniyle bunu gerçekleştirecek bir kamuoyu oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde Sayın Karakoç, Sayın Devlet Bahçeli Bey başkan yardımcısı olacak mı efendim? Hayır. Kesinlikle. Peki. Biz hükümetle herhangi bir pazarlığın falan içinde değiliz. Bizim hükümetten bir, sistemin yerleşmesiyle ilgili bir iddiamız var. Cumhurbaşkanlığı desteğimizin arkasında önce Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yani meclisin beyni karma karışık darmadağınık şekilde Türkiye'yi yönetmesi yerine Türkiye'de büyük çoğunlukla seçilmiş bir başkanın o kafa dağınıklığı ötesinde Türkiye'yi yönetmesine dönük bir hamlemiz var. Bizim seçimlerde önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Evet. Birinci önceliğimiz o. Şeyle ilgili gelince de mecliste olduğunuz zaman kanun çıkaran sizsiniz, bütçe çıkaran sizsiniz. Türkiye yönetimine ciddi anlamda ağırlık koyan siz duruma geliyorsunuz. Sayın bunun için Cumhurbaşkanımızın birilerinin yardımcısı olmasına gerek yok. Peki öyle bir arayışımız da yok. Sayın Cumhurbaşkanı kuracağı Bakanlar Kurulu'nda
Milliyetçi Hareket Partisi mensupları, milletvekilleri, işte dava arkadaşları. Milletvekilleri zaten şey olamıyor. Milletvekilleri bakan olamıyor. Bakan olamayacak ama eğer milletvekili ise istifa etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının yarın hükümet kurar iken milli devlet konusunda ısrarlı olmuş. Bir bakanlar kurulu kadrosuyla şey yapması demek gerçekçi olur. Gerçekçi olunur. Yani milletvekili olmamış, milletvekili kadrosunda olmamış ama milli devlet ülküsüne inanmış insanlarla beraber bir hükümet oluşturması benim beklentim. Efendim, Doktor Devlet Bahçeli Bey'in başkan yardımcısı olmak istemeyişi, kendisine de bir takım sorular geldiğinde bizim böyle bir talebimiz de, telkinimiz de asla yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı kuracağı bakanlar kurulu arkadaşlarını kendi istek ve arzularına göre anlaşabileceği kadrodan kurmalıdır derken bana bir söz hatırlatmış oldu. Rahmetli Başbuğ'un bir sözü vardı. Alparslan Türkeş Bey'in, Allah rahmet eylesin, der ki efendim derdimiz vatan ise hepimiz ölelim. Derdiniz makam ise hepiniz ölün. Anlayışı halen bakıyorum. Devlet Bey'in herhangi bir makama talip olmayışı o anlayışın devamı. Bu anlayış halen devam ediyor. Ki, genel başkanımız kamuoyu önünde 6 defa Cumhurbaşkanımızla görüşmüş. Birinde ifadesi alınmayanların ifadesi alınmış. Evet. Birinde girilmeyen şehirlere girilmesi alınmış. Birinde Cerablus'a girilip el baba yürülmesi alınmış. Birinde Kerkük'le ilgili başbakanımızın karşımızda düşman devlet mi var ki savaşıyoruz dediği ortamda Kerkük 83, Musul 84. 5000 ülkücü hazır söylemleri. O süreçte Kerkük'le ilgili meselede görüşülmüş. Afrin'le ilgili meselede görüşülmüş. Görüştüğümüz her mesele ya Türkiye'nin bütünlüğüne ilişkindir ya da Misak-ı Milli ile ilgilidir. Misak-ı Milli'nin yani Hatay'ın, Halep'in, Musul'un, Kerkük'ün, Türkmenlerinin kurda kuşa yem edilmemesi ilgilidir. Cumhurbaşkanı ile bu konuda mutabık mıyız? Evet. Mutabıkız. Yarın hükümet şeyi içinde de bunca gayretten sonra Cumhurbaşkanı'nın milli devlet ülküsüne inanmamış bir adamlarla hükümet kurmaya yönelmesinin bir mantığı olmaz diyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı özellikle 15 Temmuz'dan itibaren tümüyle milli devlet ülküsünü işaret edenlerin, savunanların yaşadıklarının ne kadar haklı olduğunu çok daha iyi şekilde gördü. Efendim, gereğinde yapıyor. Yarın hükümet şekli içinde de milli devlet ülküsüne inanmış kadrolarla şey yapacaktır ama bu şöyledir. Şimdi biz İstanbul'da il başkanlığı yapıyoruz. Yönetim kadromuzu genel başkanımız şunlar yönetime girecek demiyor. Kuralları var bu işin. Ne olacak? Alacağımız insan parti üyesi olacak. İşte evet. Aidatını ödeyecek durumda olması lazım. Evet. Zaman ayıracak durumda olması lazım. Şimdi genel başkanımız kendi yönetimini oluştururken onun bunun tavsiyesiyle değil. Onun bunu dayatmasıyla değil. Nasıl kendi sahada gözlemlediği, bildiği ya da daha önce çalışma ortaklığı, çalışma arkadaşlığı yaptığı insanlardan yönetim kadrosu seçiyorsa, sonra o yönetim kadrosunun içine de bir de başkanlık divanı seçiyorsa, Cumhurbaşkanlığında yarın şey yaparken, hükümetini 3 Kasım 2019'dan sonra oluştururken, bizim tavsiyelerimizden ziyade, bizim baskılarımızdan ziyade, şu adamlar mutlaka burada olmalıdan ziyade, Sayın Cumhurbaşkanı anlaşabileceği içinde olduğumuz durumu en iyi kavramış insanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı olduğu için Türkiye'nin durumunu Türkiye'nin milli devlet ülküsüne zarar vermeyecek şekilde bir yapılanmanın fotoğrafını göreceğimiz kanaatindeyiz. Peki efendim, devam eden bir de FETÖ soruşturmaları ve operasyonlarını görüyoruz. AK Parti FETÖ'nün siyasi ayağına geldi mi sizce? Yoksa 2019'da yapılacak olan seçimlerde? Ben kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Ben devlet bilgisine sahip değilim. Yani devletteki örtülü bilgilere sahip değilim. Ben gördüm. Başbakanımızın şöyle bir değerlendirmesi vardı. Bizim birinci hedefimiz kamudaki bu örgütü kamu dışına taşırmak. O konuda bir ısrar devam ediyor. İki, fiiliyatta iktidar partisinde ne görüyorum?
iktidar partisiyle irtibatlı olduğunu düşündüğüm herkesin parti dışında bırakıldığını görüyorum. Kendi partiler dışında. Ha diyeceksin hangi şahıslar? Hepsi tahmine dayalı. Ama süratle parti kendi yeniliyor. İktidar partisi kendi yeniliyor. İktidar partisi kendi yenilerken benim kişisel görüşüm yapı dışı bırakılan herkes bu yapılanmayla, FETÖ yapılanmasıyla daha ilişkilerini kesmemiş bir yapı olarak algılıyorum. Öyle davranıyorum. Öyle değerlendiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu işin üstesine gelecek. Cumhurbaşkanı bu konuda ısrarlı. Genel başkanımızın ısrarında zaten biliyorsunuz. Genel başkanımız ta uzun yıllardır Pensilvanya, okyanus ötesi diye haftalara kazıdı. Ve sonuçta en geç anlayanlar kim oldu? İktidar kanadı oldu. Peki efendim, son 5 dakikaya girdik. O zaman 18 Mart'ta yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı olan Genel Kurulu'na gidelim. Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey, 18 Mart'ta yapılacak olan genel başkanlık seçimlerinde aday mıdır efendim? Adaydır, aday olduğunu açıkladı. Peki başka bir... Son Merkez Yönetim Kurulu üyemiz toplantımızda, geçen hafta Pazartesi günü yaptığımız toplantıda genel başkanımız Merkez Yönetim Kurulu'na burada aday olduğunu 18 Mart seçimlerinde Allah'ın izniyle özellikle de partimizin 50. kuruluş yıl dönümünün törenlerinde genel başkan olarak kutlamak istediğini ifade etti. Başka bir aday var mı efendim? Başka bir aday yok. Peki olabilme ihtimali nedir? Yani öyle bir hava yok. Hiç yani kulise yansıyan hiçbir hiç şey olmuyor mu efendim? Hiç öyle bir şey yok. Peki son olarak Büyük Türk yani, Milleti'ne... Yani birine bir yasak koyduğumuz için değil. Ama öyle bir hava yok. Anladım. Peki efendim, son olarak neler söyleyeceksiniz? Afrin'le ilgili ve 2019 seçimleriyle ilgili Büyük Türk Milleti'ne neler söyleyeceksiniz? Afrin'le ilgili Afrin, Münbiç, Kobani, Kandil. Hedefimiz bu. Hepsine Türk'ün bayrağı dikilecek mi? Allah'ın izniyle. Burada bir hilal çemberi oluşturacağız. Güneyimizde gelebilecek, ülkemizi sarabilecek olan Nemrut'un ateşini orada yerinde söndüreceğiz. Oradaki hedefimiz o. Bu kısa süreli bir iş değil. Bu kısa vadede yapabileceğimiz bir iş değil. Kısa sürede niye yapamayız diyorum. Biz mazlum, arada mazlumlara bir şey olmasın diye. Evet. Türk devleti ve Türk töresine, Türk ordusunun, sizin biraz önce söylemiş olduğunuz gibi, bu işin hukukunu yazan bir milletin ordusuna yakışır şekilde hareket etme kararlılığı içerisinde olduğumuz için şey yapmayacağız. Uzun sürecek ama temiz bir harekat olacak. Temizliğe. Bölgeyi temizliğe. Misaki milliyi Türkiye ile ilişkili hale getireceğiz. Evet. Mazlumların mazlumiyetini arttıracak herhangi bir işin içinde olmayacağız. İç siyasetle ilgili de ben alanda gördüklerimi söylüyorum. Alanda gördüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmaya doğru gidiyor. Neden dolayı? Sağ seçmen Milliyetçi Hareket Partisi'ni 15 Temmuz gecesinden itibaren daha farklı şekilde görüyor. Cumhurbaşkanımıza darbecilerin bir metrekarelik toprağı çok gördükleri bir süreci beraber yaşadık. Başbakanımıza tünel dışında nefes aldırmamaya dönük adımlarını hep beraber izledik. O gün Ankara'da hiçbir siyasi yüksek sesle konuşacak durumda değildi Ankara merkezinde. Orada genel başkanımız çıktı. Bunun bir kalkışma olduğunu, bizi çiğnemeden hiç kimsenin yaptıklarına rıza göstermeyeceğimizi, hükümetin ve devletin yanında olduğumuzu açıkladı. Ve açıkladığı andan itibaren de önce kamuda, sonra millette bir karşı hareket başladı. Ve hatta kamuda biraz sözümün başında söylediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesinin oğlu olan Halis bir Türkmen evladı olan Ömer Halis Demir'in Semih Terzi'nin beynine çakılmasıyla beraber FETÖ'cü darbe en büyük şeyi aldı. Beyni dağılmış oldu. Ümit Dündar'ın açıklamaları, Ümit Dündar'ın Cumhurbaşkanı'na beraber olan tavrı, bunların hepsi neyin şeyi oldu? Neye yaradı? Bunların hepsi devlet, millet, kamu, millet
dayanışma şeklinde ihanetin söndürülmesi, Amerika'nın buradaki bütün hesaplarının boşa çıkarılması anlamına geldi. Yapmaya devam ettik. Evet. Siyasette Milliyetçi Hareket'in geleceğe dönük inşallah siyaset yapıyoruz. İstiyoruz ki Cumhurbaşkanı'ndan daha öne geçelim. İstiyoruz ki bütün siyasi partilerinden öne geçelim. Bunlar basamak basamak. Birinci basamağımız belli. Birinci basamağımız 2019 genel seçimlerinde Türkiye'nin en büyük partisi olmak, yasamayı ki yasama neye yarıyor? Yasayı çıkaran, kanunları yapıyor. İki bütçeyi çıkaran kurum olması lazım. Türkiye'de çok etkili bir hale geleceğimizi, ondan sonraki seçimlerde de Türkiye'nin bütün alanlarında, yargı zaten bir kamu kurum, o ayrı bir yapılanma. Evet. Özellikle yasama ve yürütmede Türkiye'nin en etkili gücü olmayı, ikisinde beraber en etkili gücü olmayı da bir sonraki seçimlere göre hedeflediğimizi ifade ediyor. Burada da bu imkanı bizlere bahşettiğiniz için Allah sizlerden razı olsun diyorum. Millet için kendini Türk varlığına adayan insanlar olarak mücadelemiz milleti kazanmaya dönük şekilde devam edecek. İnşallah buradaki değerlendirmelerimizle milletimize ulaşmak, milletimizin desteğini almak ve Afrin'de şu an devam etmekte olan büyük çarpışmaların Türk milletinin hayrına neticelenmesi için buradaki gayretlerimizin de önemli olduğunu ifade ediyor. Evet. Efendim? Yani buralarda üç hilali boynu bükük bırakmamak lazım ki, Türkiye'nin içinde bırakmamak lazım ki, orada dün gece televizyonda gösterildiği şekilde ameliyatta yıktığı an bozkurtlar ulusun, Tanrı Türk'ü korusun diyen çocuklarımız orada gereğini daha rahat yapabilsinler. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Karakoç. Davetimize icabet ettiniz, teşrif ettiniz, bizleri onurlandırdınız. Sevgili seyirciler, gündem özel programıyla karşınızda olduk efendim. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Sayın Erdem Karakoç Bey'i ağırladık. Bir başka programda, bir başka konumuzla ve konuğumuzla karşınızda olmak üzere.